Herkese selam. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Çok şey bir giriş oldu. Standart. Ümitsiz bir giriş. Ümit yok evde, kargolamaya gitti. Az önce YouTube videosunu kapattım ve direkt bu videoyu açtım. Birazcık ani oldu. Video çekmek bana iyi gelecek şimdi. Bütün günü çekmek falan. Ümit dediğim gibi kargoda. Zaten bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlarsınız. Mutfaktaki kullanmadığım ya da ayda bir kullandığım mutfak eşyalarını satıyorum. Yani böyle işte hamur makinesidir, tost makinesidir, cartrut bu tarz şeylere. Bugün ayın, hemen söylüyorum size, 30'u. Ve bugün günlerden pazartesi, yarın gece, salı gecesi, salıyı çarşambaya bağlayan gece, Ümit'in doğum günü. Yani 1 Haziran'da. O yüzden yarın beraber hediye falan bakacağız Ümit'e. Ne alacağıma dair hiçbir fikrim yok. Son dakikaya bıraktım. Hep böyle oluyor. Çünkü 29'u annemin doğum günü, 1'i Ümit'in doğum günü. Böyle hep bir karışıyor, bir kargaşa oluyor o sırada. Hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum. Zaten Haziran, yani Mayıs sonu, Haziran başı çok telaşlı ve böyle hep yoğun olan zamanlar oluyor. Ümit'in doğum günü hep böyle aceleye geliyor. Hep kendim ellerimle pasta yapıyordum Ümit'e, biliyorsunuz. Bu sene inşallah yapabilirim. Yani küçük de olsa, böyle yamuk yumuk bir şey de olsa kendi elimle bir şey yapmayı çok istiyorum. Beraber yaparız. Ne alacağımı da bilmiyorum. Düşünelim beraber. Aşağı inelim, bir kahve yapalım. Sonra oje süreceğim tırnaklarıma. Ama önce şunları bir çıkartayım. Bakar mısınız, gözlerimin altı çok kötü. Çünkü bu sıralar birazcık uykum çok bozuk. Bir de kaldığımız arkadaşlarımızın evinde bebek vardı, biliyorsunuz. Söylemiş miydim? Bir önceki videoda söyledim, evet. O yüzden bebek olduğu için böyle birazcık bölük pörçük uyuduk Elif'le. Yani şeydik, ağlıyordu falan, uyanıyorduk falan filan derken, sabah erken kalktım falan, geç uyuduk derken böyle birazcık gözler çöktü. Şimdi bir krem süreyim, gözaltı kremi. Ondan sonra aşağı inelim, kahve yapalım. Yaz geldi bu arada. Artık böyle şortlarla yaşıyoruz. Pantolonlar bir kenara girdi. Kamerayı şöyle tuttuğumda şu omuzumun tombikliği. Yani kolunuzu da yaptırsanız tombikseniz tombiksiniz arkadaşlar. Balık etliyseniz her daim her kiloda balık etli oluyorsunuz. Ben kendimi 45 kilo halimi de hatırlıyorum. Yine balık etliydim. Hiçbir zaman çıtı pıtı kemik bir kız olamadım ben. Keşke olsaydım. Çok severim kemikli vücutları. Kiminle? Bogey ile mi? Evet. Allah'ım seni yerim, tipine bakın. Tipsiz, tipsiz, tipsiz. Tipsiz değil, çok tatlı. Aşk Tom, şimdi Merve diyoruz. Hadi Merve. Çocuğu bir sal sal. Çocuğu bir salın salın. Hadi kahve yap Aşk Tom. Tamam sus. Gıcık oluyorum ya bu aralar Merve'ye. Şimdi kahve yapacakmışım ona. Kahve istedi. Şimdi ilk önce bardaklarını alıyoruz. Sonra bardaklara buzlarımızı koyuyoruz. Sonra bunu tekrar kullanmamız için bunu koyuyoruz aynı yere. Koyduk mu? Ondan sonra şu zımbırtıyı çıkarıyoruz. Şunu şöyle koyuyoruz. Suyumuz var mı? Allah kahretmesin. Hazırlıyorsunuz. Bunu böyle koydunuz. Koşuyorsunuz. Aykos'tan bir duman alıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Basıyorsunuz. Ve hazır. Yukarıda dedikodu yapıyorlar. O yüzden beni başlarından salmak için böyle bir taktik geliştirdim Merve. Bana dedi ki kahve yapar mısın? Döküyorsunuz. Şöyle bir kahve yapıyorsunuz. İşlem tamam. Şimdi buna da kahve yapacağız. Selamun aleyküm. Dik otur, evet. Böyleydim ya. Hayır olamaz, hayır hayır. Yargıyı izliyorum. Kim ölmüş? Babası. Aa, babası önceden ölmüştü ama. Iyy, şimdi de kimin öldüğü ortaya çıkacak. Öldürdüğü. Ne oldu? O kocasının kardeşi öldürdü onu resmen. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yine aynı nervesindeyiz. Bıktım bundan. Yıkanıyor geliyor, yıkanıyor geliyor. Şimdi sen ne vlog çekiyorsun Allah aşkına? Öyle giy, kafama göre. Ya ne alaka, kafana göre vlog çekiyorsun? Sana ne? Bağırmayacaktım. Bağırmıyorum artık videolarda, çok rahatsız oluyorsun.
Yani olur insanlar. Bana bıraksan sana fikir falan da bulurum yani. Ne fikri? Bul. Bu buldum, yazdım da hatta ama şu an söyleyemem. Söyle. Secret. Ya söyle. Yani önümüzde o kadar vlog varken şimdi salak saçma vlog çekmenin ne anlamı var acaba? Ben birazdan oyuna başlayacağım. Bana sen lazımsın. Gerçekten sen mi? Lazımsın. Yarın benim doğum günüm. Sen yarın değil öbürsü gün. Ne yapacaksın? Kim arıyor? İsteyeyim. Yarın değil öbürsü gün benim doğum günüm. Bak böyle yabancı dil konuşuyor işte evin içinde. Allah'ım bunu kursa böldüm, gönderin de gönderin de. Tam şarkıya giriş yapıyordum. Alo. Alo. Efendim. Kesinlikle çözümü arıyorum. Kesin hemen. Ben bu söyleyeyim mi sana? Söyle. Tay masajı. Kim diyor? Bilmiyorum bence öyle yani. Sonuçta sıkıyor ya bacağını. Sıktıkça sellükler gider diye düşünüyorum. Beni çok çirkin çekiyorsun değil mi? Çok çirkin. Aşağıdan yukarı. Kadın çıkıyordur. Nasıl şu an? Şu an 10 numara. Hadi ben gidiyorum ben. Çok nereye? Açım. Bir şey diyeceğim. Benim konsollarım nerede? Ha ben onları sakladım bugün. Nereye sakladın? Şuraya. Hadi. Şuraya. Ya şimdi sen aşağıda ne yapacaksın? İğrenç şeyler yiyeceğim. Planım bu. Ben söyleyeyim mi? He. Salamla Nutella ye. Salam varsa salam Nutella falan yiyeceğim. Salam Nutella ye. Yanına da göz altlarım şey kırmızı. Ne? Salam Nutella, yanına da biber. Yok, biber yok evde. Şey yiyeceğim ya, domates, Nutella, şeye süreceğim, lavaşa, maydanozla peynir yapabilirsin istersen. Ben yedim ya. Ben bilmiyorum. Ben... Ha yedin evet sen. Ondan sonra sosis falan yiyeceğim. Sonra ketçabın üstüne, şey Nutella'nın üstüne ketçap falan sıkacağım. Süpersin. Hani bayağı pisleşeceğim ben. Süpersin ya. Canım pisleşmek istiyor. Ben pisleşeceğim. Gelip beraber pisleşelim arkadaşlar. Şimdi benim damak tadıma tanıklık edeceksiniz. Uy! Evet şimdi hazırız. Bu arada dedim ya size Ümit'in doğum günü yarın akşam yemeğe gideriz diye düşünüyorum. Ama ne alacağım hala bulamadım. Yarın alacağım. Nutella. Lavaş. Birazcık peynir. Birazcık ezine. Domates. Yeşil zeytin. Geceleri bu tarz böyle değişik benim biliyorsunuz böyle şey damak zevklerim vardır. İşte ketçapla Nutella birleştirmek gibi ya da ezine peyniri Nutella ketçap yanına salam falan. Böyle şeyler yemeye bayılırım. Bu arada bu bizim akşam yemeğimiz değil. Akşam yemeği yedik. Ben size neden çekemedim derseniz kameranın bataryasını şarj edemedim. Çünkü bulamadım. Ümit eve gelince buldu. Daha doğrusu arabada kalmış. Arabadan getirdi. O yüzden sabah çekmeye devam edememiştik. Şu maydanozum var. Yıkamamışım bile. Onu bir yıkarım. Onu da yerim yanında. Böyle değişik işte şeyler ya. Muhtemelen altında çok fazla midesiz olduğumu düşüneceksiniz ama gerçekten midesizim. Doğru, haklısınız. Doğru diyorsunuz. Soğuk su içerim. Suluğum yukarıda. Bunu çıkarayım. Sonra ketçabımız. Bir de şunu çok seviyorum. Cheddar. Bir de şu Banvit'in tütsülenmiş piliç jumbo sosisi var. Çok güzel. Bunu yapacağım. Fritözde pişiremiyorum çünkü fritözde tavuk yaptım. O tavuğun kalıntısı vardır. Daha yıkayamadım. O yüzden muhtemelen tencerede yapacağım. Yani tencerede diyeyim tavada. Ben size bahsettim mi bu yeni aldığım kesme tahtasında? Herhalde bahsetmedim diye hatırlıyorum. Böyle bir kesme tahtası aldım. Seramik. Bu tarz şeyleri... Seramikte kesmek sanki böyle daha hijyenik gibi geliyor bana. Ne zamandır da güzel bir şey arıyordum. Bulamıyordum da. Ben sosisleri yıkıyorum arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Şöyle bir sudan geçiriyorum yani. Böyle sevdiğim gibi bir şey buldum sonunda. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağım. Salam olsaydı salam yerdim ama salam yok. Lavaşın arasına Nutella sürüyorum. Sonra ezine peyniri koyuyorum. Ketçap sıkıyorum. Birazcık da şu cheddar'dan koyuyorum. Sonra biraz tostta basıyorum onu. Çok azıcık. Cheddar'ın eriyeceği kadar. Yanına da domatesle işte sosis yiyorum. Yani planım budur. Biraz da maydanoz yiyerim herhalde. Şimdi Ümit ben muhtemelen sosis pişirdiğimde gelecek. Sosis yemek isteyecek. O yüzden hepsini yapıyorum. Yoksa tek başıma o kadar sosis yapmam tabii ki. Ay neyse. Bugün birazcık canım böyle beslenmek istedi. Şu ortamın güzelliğine bakın. Şuranın. Şöyle kendime dondurulmuş simit yaptım. İçinde kaşar peyniri var. Domatesimiz, peynirimiz. Zeytinimiz, maydanozumuz, sosis, lavaş, maydanoz ve peynir yiyeceğim. Durayım.
Peynir, maydanoz, lavaş yiyeceğim dediğim gibi. Nutella ile simit domates sosis yemeyi düşünüyorum. Bunu da böyle çıkardım işte. Öyle yani arkadaşlar. Böyle yemek yiyeceğiz. İnşallah tabakların üstünü devirmem kamerayı. Ama gerçekten şu tütsülenmiş sosisi mutlaka deneyin. Çok iyi, çok güzel. Özellikle fritözde çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi fritözüm kirliydi benim. Şimdi bulaşık makinesine atacağım onu. Bunları toparlarken. Yani lavaşa Nutella falan sürmeyeceğim bugün. Çünkü maydanoz koyacağım. Maydanoz olduğunda genelde öyle yiyorum. Öyle işte yani. Benim de bir zevkim bu yani. Gece 11-12'de bu tarz şeyler yemek. Bir ara çok sağlıklı besleniyordum. Böyle şeyleri yemiyordum. Ara vermiştim. Tekrar o sağlıksız sürecime geri döndüm. Yaz öncesi mutlaka bende böyle bir oluyor bu süreç. Böyle bir pis beslenme. Yaz geliyor kendine gel falan diyorum sürekli ama böyle bir 10 günüm bu şekilde geçiyor. Neyse. Canımız istiyor. Yiyelim be. Bu dünyaya yemeğe geldik bence. Yemek benim hayatımdaki en büyük zevklerimden biri. Yemek yemek ya mükemmel bir şey. Daha güzel olamaz. Dizi izlerken yemek yiyin. Mükemmel ortam. Çok iyi. Buzdolabı açık. Ben söyleyeyim de. Titrek. Bunu koysana yerine aşkım. Onu buzdolabından mı çıkardın? Evet. Misafirimiz gelmiş. Ona soda verdim. Şak. Ümit çok tamam, severdi yeşillik. Hayır bu onun aşkı tam çöp o. Bu? Bu da çöp. Orada kapı aldım. Ümit'i çağırdım etraf toplaması için. Ya nasıl bir şey bu? Nasıl bir ilişki oldu bu? Ümit bu ara bana hiç iş yaptırtmıyor. Çünkü hamilesin. Bak bana laf ediyorlar zaten. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Geçen videoda linç yemişim gördün mü? Benim okumadığım yorumlar yokken bana mı soruyorsun? Ne dediler bana? Ağzını çapırdatma. Hamile gibi başlık atıp videoyu izletmeye çalışıyor. Olabilir. Öyle bir şey olabilir mi? İnanın izlenmeyi kaç olduğunu düşünmüyor. Sadece altına sizin yazdığınız yorumları işte bana yorum yazıyorlar mı? Yazıyorlarsa güzel mi yazıyorlar? Gerçekten kötü mü yazıyorlar? Onları düşünüyor. Gerçekten bu arada bebek alışverişi yaptık yani. Ne yazsaydım başta? Arkadaşımızın bebeğine alışveriş hediye alıyoruz. Gerçi bu da olabilirdi ama çok uzun olurdu. Neyse yani ben öyle bir şey olduğu zaman böyle antikuntik şeylerle başlıklarla haber vermem merak etmeyin. Ay öyle yani beni linçlemişsiniz. Ümit de onunla dalga geçiyor. Yoksa öyle bir durum yok. Hadi bak yukarıdayım bunun ben. Şakası olmaz. Şaka yapman ya. Çok üzgünüm ben. Bak niye? Dans ediyor. Kıvırtma ya. Ümit ne bu neşe? Ne bu? Beni her gören kıskanır. Dili serserinim ben. Serdar Ortaç'ın bir şarkısı var. Biliyor musunuz bunu? Benim yukarı çıkmam gerekiyor. Ne bu neşe? Şu an 3 kişi. Beni deli. 3 kişi beni bekliyor. İğrenç maydanoz yiyorsun. Ama canımı da çektirtiyorsun yerken. Aynı o Korelilerin şeyine benziyor. Bu ne şey? Sifon. Yapma bak. Aç kuyruğu görünce bu sifon hareketini yapıyorsun. Bu klima ne oluyor? Niye bu kadar çok ses çıkartıyor? Ben buna artı 1000 lira daha fazla para verdim. Çünkü rüzgar efekti veriyor. Hani klima gibi değil de sanki esinti geliyormuş gibi bir yerden. Valansız. Ümit çok mutlusun ve çok neşelisin. Sebep iyi. Sebebim yok. Çıkmam lazım yukarı. Acelem var yani. Ha. Sen de beni öp bir kere. Bir gün sonra doğum günüm. Balım. Doğum gününde bir bok plan yapmayıp bana trip atman. Benim doğum günümde bana plan yapmamış diye bana trip attı. Öyle bir şey yok. Ne planı yaptın acaba? Doğum günü gecem erkek erkeğe arkadaşlarımla kendim masaj ayarladığın için trip attım. Çok haklı değil miyim arkadaşlar? Ama ne yapayım ya? Ve doğum günü olduğunu unutmuş. Evet. Ümit yere maydanoz döktün aşkım. Bu evde köpek muamelesi görmekten sıkıldım. Aşk olsun. Çok kötü maydanoz yiyorsun. Bir tabak maydanoz yedin. İnek misin sen? Gelmiş götüre götüre. Sen inek misin? Ne bu ne şey? Beni deli eden ne bu tavır? Tavır mı kahır seni mı? Seni her gören ha, kıskanır. Ne bu deli serserinim ben. Aşk tom. Ay bal damlıyor dur alayım. Hadi bay. Kahve? Kendine yap bana da yapayım. Yukarıda insanlar bekliyorum. Gel ay. Tamam ama benle vakit geçir. Ne zaman? İşte bu gece. Yani bugün artık dizi falan izleriz. Tamam o zaman bir el, bir iki el atıp geleyim. Bitireyim. Tamam mı? Tamam. Hadi bay. Bay bay. Kıvırtma. Kıvırtma bak. Kıvırtma. Kıskanıyorum biliyorsun maçoyum ben biraz.
The next day. Günaydın. Ümit çoktan çıktı dışarıda. İşleri vardı. Ben de evdeyim. Hemen giyindim. Çıkıyoruz birazdan. Şu unutmadan arabanın anahtarını alayım. Şöyle bir kot tulum giydim. Şöyle içerisine bir şey giydim. Düğmeleri var. Biraz açık bıraktım ama tamamını da kapatabilirsiniz. Mangodan almıştım bunu. Böyle bol, çok tatlı. Tam benlik bir şey. Sevdim bayağı. Size aşağıya linkini bırakırım. Ne alacaktım ben? Aa, bir şey alacaktım, unuttum bakın. Allah Allah. Heh, ilacımı içecektim. Onu unuttum. Dışarı çıkıyoruz. Önce bir randevum var, ona gideceğim. Böyle selülit için bir masaj yaptırıyorum. Böyle bir cihazla. LPG diye geçiyor. Bayağı memnunum. O yüzden ilk önce Derya ablanın yanına gideceğim. O işlemi yaptıracağım. Sonra bir kuaföre gidip böyle bir saçımı yıkatıp fön çektirme planım var. Çünkü çok kötü bir haldeyim. Saçım başım çok kötü. Ondan sonra da hediye bakacağız. Ama hediye bakarken Elif'le buluşabilirim. Ama buluşmaya da bilirim. Aslında onun trafik durumuna bağlı birazcık. Çünkü uzaktan gelecek o. Ya trafik yoksa ben onun o tarafa doğru geçeceğim. Beraber buluşup bakacağız. Ya o benim tarafıma geçecek. Beraber buluşup bakacağız. Baktık çok trafik var. O zaman tek başıma bakacağım. Yani sizinle aslında bakacağım. Öyle yani. Hemen şimdi ilacımı içip evden çıkıyoruz. Ne alacağımı hala bulamadım. Çok kararsızım. Arabada birkaç kişiyi arayıp fikir alacağım. Geldim. Ama şöyle bir şey var. Bütün yol boyunca restoranları aradım. Rezervasyon yaptırmak için. Birçok arkadaşımıza, ya gerçi çok fazla kişiye söylemedim ama muhtemelen 4 çift olacağız. Çoğunluk yarın için müsait. Zaten Ümit'in doğum günü de yarın. Muhtemelen arkadaşlarımızla yarın yemek yiyeceğiz. Bugün Ümit'le biz ikimiz baş başa geçireceğiz gibi gözüküyor. Şu anlık öyle. Bakalım, daha birkaç yeri daha arayacağım yukarıda. Gidelim Derya ablaya. Randevuya geç kalıyoruz. Tam saat 15.00. Tam zamanında geldim. Normalde her yere geç kalırım. Beni biliyorsunuz. Bugün de büyük kamerayla çıktım ya. Yani büyük dediğim benim için büyük, insanlık için küçük. Şöyle beyaz bir şey giyiyorsunuz. Bu şekilde. Tüm vücudunuza bunu giyiyorsunuz. Sonra şurada gördüğünüz cihazla böyle bacaklarınıza, işte istediğiniz, incelmesini istediğiniz bölgeye masaj yapılıyor. Bayağı işe yarıyor selülit için. Şimdi hemen tulumumu giyeyim de çıkalım. Naber? İyi, aşkım, sen? Sen iyiyim, ben de. Senden naber diyecektim tekrardan. Çok sıcak Ümit, cehennem. Felaket. Hava felaket. Yanıyorum. Neyse, şimdi Derya abladan çıktım. Akasya'ya geçiyorum. Tamam. Elif'le buluşacağım. Aa, süper. O da şey, Pafi'yi görmüş. O da oraya geçiyor. İşte aslında ben Elif'i arayacaktım da yanlışlıkla seni aradım. Evet. Elim bastı. Neyse, aramışken de bir konuştuk. İyi oldu. İyi yaptın, evet. Tamam. Biz de oturuyoruz midpoint'te. Kahve içtik. Birazdan kalkacağız. Tamam. Vlog'a bir şey demek ister misin? Vlog çekiyorum. Herkese selam. Tamam, peki, okey. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Herkese selam diyor. Hepinize selam söylüyor. Neyse, klimayı açayım. O ses sizi rahatsız eder. Gidince görüşürüz. Bir şöyle terlik alacağım kesin Ümit'e. Çünkü önü kapalı terliğe ihtiyacı vardı. Terlik de tamamız. Ama terlik dışında böyle güzel bir şey daha almak istiyorum. Görünce sevince. Yani çünkü terlik ihtiyacı olduğunu biliyor. Ona çok sevinmez ama böyle güzel tatlı anı. Belki şey alabilirim. Belki PlayStation bulabilirsem PlayStation alırım diyeceğim de, PlayStation'da da istediği oyun çıkmamış. O yüzden istemiyordu. Yani almıyordu. Bilmiyorum ki. Ses sistemi alabilirim oyun odasına. Böyle güzel bir ses sistemi. Bakacağız artık. Kim geldi? Bu kadar tatlı olamazsın. Olamazsın. Al bak. Bak. Aney. Görüyor musun? Seni konversine tüküreyim. Böyle bir konvers olabilir mi? Anneciğim niye geçmiyor ya? Kameraman Kane geldi teyze. Bu açan yürümekten ayakların şişmiş, ayakkabıyı giydiremez. Al canım. Bak elini uzatıyor ya, garibine gitti. Evet. Ne o? Bir Merve der misin? Bir Merve de hadi. Hadi. Merve. Bakın şimdi size annesiyle benzerliğini gösteriyorum. Adanalı bir erkek bu kendisi. Annesine bakın. Sapsarı yeşil gözlü bir kız. Ben ne kadar çok benziyor. Tartışılamaz. He? Hoşuna mı gitti? Söyle, ben annemin burnunda neydi? Dedim düştüm müydü? Neydi o? Evet, öyle bir şeydi. O seni yerim.
söyleyeceğim. Benim burnum küçük ve yamuk diye bana ne diyordu? Voldemort. 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 Voldemort işte bu. Evet, Voldemort'un asası. Sesleri. İşte bu. Tamam, Ümit'e doğum günü şeyi bulduk. Bana Voldemort demenin cezası bu. Doğum gününde onun asası. Bitmiştir. Elif'cim sen de lütfen filastın. Alo. Çocuk korkacak. Çok iyi. Işık mı bu? Elif, bunun rengi de mi değişiyor acaba? Vışt vışt yapıyorsun. Şunu hareketlendiriyor. Ümit kendine galiba şeyi aldı. Henry'nin. Şununki çok güzel ya. Korkman lazım. Ben bildiğim bu açan korkar bunlardan. Şurada tatlı. Telefonla konuşuyordu. Vın! Bas gazı, açtı sana tas kafa. Ama tam bir TikToker oldum ya. Şimdi bize geldik. Şaka yapmayın ya. Mete ile Elif de geldi bize. O da geldi. Ya senin var ya. Seni var ya, yesinler ya. Tipsiz. Sana ne aldım merak etmiyor musun? Hayır. Başını taşlara her gün. Sana ne almış olabilirim? 27 senedir doğum günü kutluyorum. Sıkıldım artık. Benimle 10. kutlama. Tamam, ondan da sıkıldım. Hayır, 10. değil, 9. 9. 9 benim uğurlu sayımdır arkadaşlar. Burada kalacağız mı yani 9'da? Hayır. Benim doğum günümü 10. kere kutlamış olacağız. Bagajda bir şeyler var. Bir ay bir gün sonra. Yine sevimsizleştim. Bakın Ümit'i görünce ben böyle salak salak konuşuyorum. Evet, şımarıyorsun ya. Niye? Aşk gitmemiz. Ya da sana şımarmayacağım da kime şımaracağım? Söyle bana. Söyle bana. Ümit ne aldığımı bilmiyor. Ama poşet. Şöyle iki tane terlik poşeti var. Kamufle ettim ne aldığımı. Terlik değil tabii ikisi. Vur. Dur dur, zarını al. İçeri gel. Gel, gel. Korkuyor. Gel, gel, gel. Hadi. Hayatımda hadi gel. Süpürgeden korkan bir çocuk hiç görmedim. Nasıl? Hepsi korkuyor. Hayır. Gel. Aslında ihtiyacım yok. Neden? Burcun içine koymuşum şu aynı siyah askılardan. Gel, gel, sana ayıcık vereceğim. Kaçıyor, görmedim ya. Gel bak ne vereceğim. Ümit'in malları vardır orada. Bak bak bak, gel. Şey malları, PUBG. Aa, aa, bunlar neymiş? Bunlar neymiş? Bak, bak bak bak. Hepsi senin mi? Evet. He? Hepsi senin mi? Ümit. Çocuğun kafasına vurdun Ümit. Kafa biraz çok mu küçük geldi? He? Daha da uzar. Kaç tane var? 5. İyi, 5. 6. Bana sakın böyle bir pasta getirme. Güzel, yok, özel güzel bir pasta. Arasana bulamazsın. Altısını biraz saplayayım mı? Evet. Allah aşkına. Sığmıyor, dur. Çok iyi ya. Ben bu mumları nereden aldığıma dair hiçbir fikrim yok. Şu an en doğal halimle çıkıyorum değil mi? Evet. Gözlerim böyle çıkıyor. Biraz şaşır. Sadece biraz şaşır. Biraz mı? Bir dakika, ben soğuk kahve yapmaya çalıştım ve buz atmadık mı içine biz? Bunu atarsan ne olur? Atamam ki. Köpükten inmiyor. Tamam, bir tane tepede. Güzel oldu, güzel. Çok güzel. Bu kadar uzun. Bir dakika var, bir dakika. Boşta. Koş koş koş. Şey, çakmak. Yap yap. Bir çakmak daha yok mu?
Yok tabii ki, ben nereden bileyim o kadar çok çakma. Kesin hoparlörü de açtı telefonu. Ayrıca telefonla da video çekmeyi unutma. Kocamdan nefret ediyorum. Hoparlörü de açtı. Bilmiyorum. Kesin. Bilmiyorum kocam. Neden bununla evlendi, neden başkası değil? Gelmiyor. Şansımı bu çıktı. Adana'nın bağrından kokup gelmiş. Bunlar bitecek. Üflemeyi de yeni öğrendim. İyi ki doğdun Ümit. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Ümit. Ya. Uç. Ama gelin sen bir gel. Oğlum hadi üflemeyi öğrenmiştin. Kötü. Yo, güzel çıkıyor. Bir, nostaljik bir renk çıkıyor. 2 3 Alkış. Ya. Aa, o muma ne oldu? Hadi ha? Üflemeyi öğrenmiştim. Yap. 1, 2, 3. Hadi. Yap hadi. Yapacaksın. Gel. Ona değil, buna, buna. Tepedeki mumu görüyor musun? Tepedeki mumu. Hadi yap. Yok. Üflemiyor mu? Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Sen neyi anlar anca? Evet Mete. Arkadaşlar bu benim Mete. Sana boncuktan taç yaptım, konacak benim. Benim arkadaşım. Bu da Bogiş. Ama sürme, sürme. Ağzına bak. Mete'nin çocuğu bence Elif'le pek alakası yok. Bence de. Sanki Mete kendi kendine yapmış gibi. Merve bırak bir daha seni buraya çağırmayı, kendi tövbe edecek yapmamak için. Dur. Her yerim şey oldu. Bir şey olmaz. Büyüyünce oh, unutursun. Var. Orada da var diyor. Orada. Bir şey olmaz, sileriz. Ver, ben sileceğim. Doğum günümde bana ne hediye aldın, göster. Ya hadi ama ya, bu kadar da naz fazla ama yani. Aynı dur şimdi getireceğim. Dur, ben sana bir şey diyeceğim. Söyleyeyim. Bir ay sonra, tam bir ay sonra senin doğum günün var ha. Evet. Herkes yedi. Yer yedi, halı yedi, koltuk yedi. Şimdi arkadaşlarımız gitti, etrafı topluyoruz. Ümit bulaşıkları aşağı indirdi. Ben de şu orta sehpayı sileceğim hemen bir. Sonra Ümit'e hediyelerini vereceğim. Yani beraber vereceğiz. Şurayı hemen sileyim de. Böyle cam şeyler çocuklu evlerde çok zor oluyor demek ki. Çünkü parmak izi falan oluyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani iyi ki şu temizlik mendilleri var ya. Hemen kapıyı kapatıyorum. Yarın arkadaşlarımızın da olacağı bir doğum günü organize ettik Ümit'e. Ama haberi yok. Yani sadece bu geceyle kalacağımızı düşünüyor. Burası bayağı dağıldı. Şimdi buraları birazcık toplayalım. Bacaklarımı da bir şeyler ısırdı ya. Bunlar da Peter'ın bu arada. Tamam, bu kadar. Bitti. Çok da bir şey değilmiş yani. Aşkı Tom. Bakın, dünyanın en mükemmel kocası. Etrafı temizliyor. Evet, doğum günüsün olmasına rağmen. Neyin olmasına rağmen? Doğum günüsün. Doğum günüsün. Balım ya, balım. Çok tatlı gitti. Oh. Makinamızı çalıştıralım. Tamam. Her şey tamam. Son kez kendime bir tane kahve yapacağım. Çünkü o sütlü kahve beni kesmedi tam. Çay mı yapsam? Çay yapayım o zaman. Ümit Özel şu bardağımı kullanayım bari. Ümit'e de bir çay yapayım. Aşkı Tom'a. Ümit'e de doğum günüsü bardağı bulalım durun. Böyle kutlamalı mutlamalı bir bardak. Kutlama gibi. Ümit de ailesiyle konuşuyor şu anda. Ümit'e de bir yeşil çay yapalım. Şöyle ben kendime de bir tane alayım. Bu arada yeşil çayın şeyini çok seviyorum. Doğada'nın ananas ve açaili bir çayı var. Yeşil çayı daha doğrusu. Bunu bayağı seviyorum. Tadı çok güzel. Normalde yeşil çayların tadını sevmiyorum ama bu çok güzel. Unutmuşlar mı? Evet. Kıyamışsın sana aşkım. Şu an onlara çok sinirliyim. Aşkım. Kendimize çay mı aldık? Evet tabii. Biz yaşlı mıyız? Niye viski falan içmiyoruz? Biz böyle bir aileyiz. Evet biz. Çok tatlı bir aileyiz. Gel bakalım hediyelerine. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Sence sana ne aldım? Bence bana salak saçma bir şey aldın. Ne? Evet ben öyle ya istiyorum. Ya mesela
ne alsam çok mutlu olurdum? Ne alsan çok mutlu olurum biliyor musun? Aşırı böyle ulan derim ki ya ben hep bu olsun istiyordum. Ne? Ne bileyim ki şimdi öyle istediğimde hiçbir şey yok. Ben mesela var benim öyle istediğim. Merve sen şey. Araba istiyorsun. Ben de gemim olsun isterdim. Uçak? Ne olsan çok mutlu olurdun doğum gününde. Kıyafet mi aldın? Hayır. Hiç bilmiyorum kendi değerlerimi. Ne alsam çok mutlu olurdum. Bakın ayağıma. Çok esnek bir kızım ben. Evet kesin. Klima kumandasını getirsen acayip mutlu olurdum. Ama ses gidiyor mu acaba? Nereye? Klimanın sesi. Bilmiyorum. Gitmiyordur herhalde. Ver. Verdim ben. Hepsi en yüksek. Evet süper. Ne alsan çok mutlu olurdum biliyor musun? Ne bileyim ya. Ben galiba hiçbir şeyden mutlu olamam şu an. Çünkü mutlu musun yoksa mutsuz mu olduğun için? Mutluyum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar ben 100 tane sayabilirim. Çünkü Ümit'in şöyle söyleyeyim size. 3 tane ayakkabısı vardır. 1 tane terliği vardır. Birkaç tane eşofmanı ve tişörtü vardır. Biliyorsunuz böyle klasik. Benden o yüzden influencer olmaz. Ve böyle şahsi bir isteği yoktur. PUBG'sini telefonundan oynar. Mesela telefon almayı çok istiyordun o yüzden. Evet o yüzden aldım. Mutlu oldum mesela. Evet mesela işi için iPad işte orada ajanda tutuyordu falan. Onu çok istiyordu. Onu da aldım. Onun dışında da son zamanlarda istediğin hiçbir şey yok. Çok böyle tatlı bir insansın. Böyle bir şeye değer vermiyorsun. Evet. Yani mesela böyle AVM gezersiniz ve bir şey görürsünüz ve beğenirsiniz ya. Ümit'te öyle bir kavram yok. Ümit'in terliği kopacak ki terlik alsın. Ayakkabısı yırtılacak ki ayakkabı alsın. Ya da tişörtü hiç kalmayacak ya da kilo alacak, kilo verecek ki bir şey alsın. Yani böyle güzel giyineyim. Güzel olayım, işte şunu da alayım, bunu da giyeyim, bunu da yapayım. Hiç öyle bir hiç derdin yok. Hiç bana değil öyle şeyler. Ben sevmiyorum. Evet, çünkü mesela bir tane gözlüğün var. Güneş gözlüğü. Evet. Bir tane ve onu takar sürekli. Ya da ne bileyim. O kırılırsa giderim yine güzel evet, bir şey alayım. Bir şapkan var. Evet, siyah. Çok güzel bir şey bu. Yani iki tane montu vardır, o da birini ben zorla aldırdım. Ya abartma şimdi, montlarım evet. Var. Yok aşk Tom ya. Giderim orada 10-40 tane montum. Ben alıyorum ya. Sana sormadan ve giymiyorsun. Tamam ama var ya. Ama giymiyorsun mesela böyle bir şeye takılma olayı çok var sende. Sevdiğini giyeceksin. Düşünmeyecek Ümit ne giyeceğim diye. Evet. Ne kullanacağım diye. Siyah şoman, siyah şort, evet. Siyah tişört, siyah mont. Gerçekten ver bana. Şimdi sana renkliler alıyorum. Evet giyiyorum, güzel oluyor. Ya çok tatlı bir insansın aslında. Gerçekten ben seninle mesela sana hediye düşünürken seninle çok gurur duydum. Bana mesela her şeyi alsam ben mutlu olurum evet. Aslında. Takısı yoktur. Hiçbir şey yoktur. Geçen hatırlıyor musunuz? Yıl dönümünde mi aldım ben sana yüzük? Evet. Alyans şeyi aldım. Değiştirdik. Eski alyansımız biraz daha şeydi böyle. Kalındı. Böyle daha kibar, sade bir şey evet, almak evet, daha istedim. Güzel. Bu çok hoşuma gidiyor. Ama onun videosunu çekmiştim hatırlarsınız mutlaka. İzlemediyseniz şimdi ben 27 mi oldum, 28 mi? Sen şimdi 27, dolu dolu 27'sin. 27.1. günümdeyim. 27'sin. 27 bitti, 28'im o zaman. Ben şimdi sorun olursa ben 28 27. yaşında mıyım diyeceğim. 27 diyeceksin. Ben 10 gün önce de 27'yim diyordum. Aşkım 27'sin işte. Ne değişti o zaman bu doğum günümde i̇şte benim şimdi? İşte 10 gün önce 27 değildin aslında. 27'ye 10 vardı. Şimdi 27 oldum. Şimdi evet. İlerleyince neye doğru ilerliyorum ben? 28'e doğru. Şu an 27'sin. Önümüzdeki ama. Sene Haziran bitince 28 mi oluyorum? Evet. 95'lisin. Nasıl yani şimdi? 95'li babam benim Ümit. Kardeşim mi? Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? 38 yaş büyükse 30 ekledi mi? Ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Ümit 95'li değil mi? Doğru hesaplıyorum ben. Bence ben şu an 28 yaşındayım. Hayır aşkım 27'sin bebeğim. Niye? Bebekler 1 yaşında mı doğuyor? Hayır say şimdi 2000, işte 1995'ten 2022'yi çıkar. Arkadaşlar. Sıkıldık ortamdan gidiyoruz. Hediyelerini getir. Hadi getir. Çok merak ettim. Yani biz... Sen ne aldığını orada söyle tahmin et. Bence bana var ya abuk sabuk bir şey aldı. Bence saçma bir şey aldı ya. Bilmiyorum ama. O zaman bir tanesi şey. Neydi onun adı? Bir tanesi terlik. Ağzı kapalı terlik. Önü kapalı. Hayır. Çünkü benim uzun parmaklarımı hiç sevmiyorsun. Ümit'in parmakları çok uzun. Ve sürekli yazın terlik giyiyor ve ben Ümit'in parmaklarını görmeyi sevmiyorum. Aslında çok güzel ayakları var. Bembeyaz ve tırnakları falan ayakları da çok güzel. Bir de kılsız böyle. Çok güzel ayakları var ama ben erkek ayağı sevmiyorum görmek. Bir de senin parmakların böyle ayrık ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Neyse terlik değil. Oo iki tane.
Şapka mı bu? Şapka mı bu? Dedim işte ağzı kapalı terlik diye. Oğlum bu ne? Ne? Lan bu benim ayağım olur mu? O benim aşkım. Ya ben de diyorum bu ne ya? Ver. Ayağıma sok. Sana niye ayağıma sok bir. Ay Allah'ım yarabbim ya. Benim doğum günümde bana hediye alırken kendi terliğini çıkarttın, kendi ayağına soktun. Sen nasıl bir megalomansın? Heveligi nasıl arkadaşlar? Ne? Sen ruh hastası mısın? Aşkım ikiz oldum. Ya salak. Mükemmel bir çiftiz biz. Ya gidip bunu almazsın ya. Aramızda 10 numara fark olması peki? Ya gidip bunu almazsın ya. Neden aşkım? Sana ağzı kapalı terlik diyorum sabahtan beri. Al ağzı kapalı terlik. Önü kapalı o, ağzı değil. Çok güzel değil mi rengi? Yeşil mi beyaz mı ne bu? Beyaz. Krem rengimsi yeşilimsi bir renk. Nasıl, beğendin mi? Giy bakayım. Beğendim. Güzel. İkisi de 43 değil mi? Yanlış verilmemiş. 43 mü? Bunu ayağın 43 mü? Diğer bir kenarın 43. Bunu terliksiz mi giyeceğim? 44 de 43 aldım ben. Esniyor biraz. Şeysiz giydin, ne alaka ya? Evet aşkım, bunlar bunu esniyor. Bunu çorapsız giyeceğim değil mi? Evet. Ama ben böyle çorapla da giyerim. Çok tatlı oldu. Çık bakayım. Bence ben çok tatlıyım şu an. Durun arkadaşlar, ben de giyeyim de yan yana giyelim. Benim ayağım 36 bu arada. Hediye yollamak isterseniz. Bunları böyle moda diyeyim. Dingere 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 ding. Ne bileyim yani, tipine terliyim ben. Niye? Kötü mü? Baksana çok güzel oldun. Bak aşırı aşırı biz bir tatlı bir aileyiz şu an. Nasılız? Ayakkabılar nasıl? İyi mi? Çok mu faça? Faça. Ne bileyim ya, bir tuhafız şu an. Çok güzeliz. Bir anlamsızız yani. Beğenmedin mi? Ne alaka şu an? Ama aşkım çok güzel bence. Kötü mü? Bence ben bayıldım. Mükemmel yani. Kendini aldım diye mükemmel. Bak bir gel yürü. Çok güzeller. Ya çok tatlı oldular. Neyse ya. Beğendin mi ama rengini falan? Bütün gün bunları seçtim. Allah kahretsin. Hediye paketi yapıp fiyatı üstünde mi kalmış? Ya yazıklar olsun ama o mağazaya. Bir de kaç paraya aldığını göstermek için bunu mu yaptın yani? Ya ben yapmadım. Hediye paketi yaptırmışım. İnsaf ya. Ben sizin yapacağınız işi. Evet, bunları çok seviyordum. Almak istiyordum. O zaman vaktim yoktu, alamamıştım. Şimdi onu da ajanda tutarsın ve bordo fark ettiysen. Evet, severim. Ben bunu da ajanda tutmam. Tutarsın aşkım, çok güzel içi. Çok tatlı ama tutmak istemiyorum. Odana koyarsın. Daha neler neler var. Ya çok sevdim bunu. Odama koyacağım. Evet. Mitin en sevdiği renk ve dokusu çok güzel. Sence kimin asası o? Bence Voldemort. Değil mi? Seninle asalarımızı yan yana koyacağım. Bunun Voldemort'a benziyor diye Voldemort'un asasını mı aldı? Çünkü benimle Voldemort diye dalga geçiyorsunuz. Kendime büyü yapayım da bak. Ümit'in... Burun, yamuk burun. Burun delikleri bile yamuk. Burnun düzelsin. Aşkım Voldemort diye dalga geçersen ben de gidersen Voldemort asası alırım. İşte bu da senin hayat dersin. Çok güzel, çok teşekkür. Bir tane Harry Potter'ın asası vardı, şimdi Voldemort'un da oldu. Evet, başka neyini alacaktık bunları ki? Şeye... Anısı Voldemort var yani bizim. Voldemort demek, anı demek bizim için. Bunu şimdi... Oğuz Koçer'e atalım çeki. Bunları şey yap. Koleksiyon yapıyorsun evet, sen. Evet, yeni... Ya dokuz, şuna bir ellesene ya. Tam çok eskitiyorsun. Tamam, ellemiyorum Ümit'ciğim. Pardon. Bir sürü var bunun içinde. Bir sürü değil aslında. 3 tane falan. Ben var ya, dışını okusam zaten anlardım. Hiç okumadım. Evet. Ben gazete kağıdına sarmışlar sandım. Allah kahretsin sizi. Yine fiyat. Ne kadar sen, ne kadar. O şey kare kağıt beyaz düz. Bunu açmayacağım o zaman. Tamam. Orada odana koyarsın diye dedim. Evet. O ne? Harry Potter'lı İskambil. İki tane aldım. Oha çok iyi.
Ümit'in bu arada İskambil de diyemiyorum. İskambil kağıdı koleksiyonu vardır. Her gittiği yerden İskambil kağıdı alır. Sürekli free shoplarda falan İskambil kağıdı alır. Çok sever. Ve hiçbir zaman onlarla da oynamaz. Böyle bir koleksiyonu var niyeyse. O yüzden böyle Harry Potter'ın aldım ama. O İskambil kağıtlarımı da dolaba asacağım. Evet aşkım. Dolaba koyacağım. Güzel mi bebeğim? Çok güzel ama bunları açmayacağız tabii. Neden? Şimdi işte değil. Böyle bir huyu var. Alıyor ve açmıyor. Çünkü koleksiyon. Peki o ne? Pasaport. Pasaport şeyi. Pasaportluk. Senin pasaportunu onun içine koyacağız. Ya çok güzel. Bunu ben bir arabam olunca araba pas şeyini ruhsat mı? Ruhsatını koyarım. Burada peluş mu? Peluş bir şey mi? Okulun şapkası. Ya yine fiyat ya. Ya ben o mağazaya gidip gerçekten sinirlerim çok bozuk şu an. Rezil. Nasıl? Ya çok güzel. Hepsi çok tatlı. Ben bunu da kullanmayacağım, asacağım. Ümit bunu kullanacağız. Ben renklerini çok beğendim. Tamam, şey, okullarının şeysi. Annemi değil mi? Şapkası. Onlar takıyor hep onu okulda. Tamam, hepsini çok sevdim. Çoraplarımı giyiyorum. Ben bunu çok sevdim bu arada. Ben en çok neyi sevdim biliyor musun burada? Kitabı. Ben Voldemort asa. Çünkü benimle var. Dalga geçiyorsunuz. Hepsini çok sevdim. Çok... Ellerine sağlık. Ne demek bebeğim? Düşünerek almışsın. Evet. Fiyatlarını da belli ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Ben de sana aynı meblağlarda bir şeyler alacağım. Arkadaşlar gerçekten ben hediye paketi yapar mısınız dedim. Hani ekstradan hediye paketi yapar mısınız dediğimde fiyatları da çıkartın olur mu dememe gerek yoktur herhalde. Çıkarmamışlar. Hani bir de bir iki tanesini unutmamış değil. Hiçbiri çıkartmamış. Yok şu şeyin falan çıkartmış. Neyin? Şunların. Onun yoktu zaten. Beğendin mi? Evet gerçekten. İyi ki dostum. İyi ki varsın. Balım. Tosun. Çok güzel değil mi şapka? Nasılım? Nasılım? Şapka çok güzel. Ben çok beğendim renklerini böyle. Çok tatlı. Mükemmel. Bizde standart bir doğum günü. Evet, biz artık ajandasını böyle... inceliyor. Bu arada gerçekten Ümit'in 9. doğum günü. Yani Ümit'le geçirdiğimiz 9. doğum günü. Zaten Ümit yani 27 yaşında. O yüzden artık Ümit'e ben her şeyi tükettim hani. Alabilecek her şeyi tükettim. O yüzden bir ihtiyacı olan bir şey alıyorum. Bir de böyle düşünülmüş, aramızda şakası geçmiş. İşte tatlı şeyler alıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Mesela Voldemort asayı hiç unutmayız. Evet, çok güzel. Benim burnumu Voldemort'a benzetiyorlar. Yunus şuraya Voldemort'un burnunu koyar mısın? Gerçekten benziyor bu arada ama artık Cem hocam yaptığı için biraz düzgün. Evet, eskisi kadar kötü değil tabii ki. Eskiden daha kötüydü. Daha da düzelecek inşallah. Herkesin estetiğinin sonucu güzel olacak diye bir şey yok. Böyle benim gibi bazen iğrenç sonuçlar da çıkabiliyor. Konuda birazcık şanssızım. Yapacak bir şey yok. Keşke bizim yan kasaba gitseydik. 1000 liraya falan çözerdik. Aynen bir kasaplık bir baltayla yapabilirdi burnum. Eminim daha güzel yapardı. Kesinlikle daha güzel yapardı. Neyse öyle yani arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Dın dın. Çok tatlı giyindik biliyor musunuz? Böyle içimize bir şey giydik, turuncu bir şey giydim. Bu çantamı aldım. Yazlık moda geçtik. Terliklerimiz, Ümit'in doğum günü hediyesi ve benim terliğim. Yani artık bir çiftiz ve aynı şey giyiyoruz. Yani artık böyle bir çiftiz. Ve yılın ilk keten terlik kombini. Bakın. Benim de yılın ilk ketenleri çıkardım. Şortu. Hatta kat izi bile var ama olsun yani şu an ütü yapamayacaktım. Zaten oturduğumda arabada mahvolacak. Ümit de ilk kez şort giymiş bugün. Ama bu videoyu burada kapatıyorum çünkü yeni video açacağım. Ve Ümit'in bu akşamki haberi yok ne yapacağımızdan. Ama bu akşam bir şey olduğunun farkında. Çünkü hazırlanması gerekiyor 7.30'a kadar. Tıraş olacak. Birazcık hazırlık falan yapacağız. Nasıl ben yani kendime ya, giyecek bir şey bakacağım. O yüzden bu videoyu burada kapatacağız. Ayrıca Yunus yeni videoyu koymuş. Burun dolgusu yaptırdığım videoyu bugün. Onu hemen kapak fotoğrafını ayarlayacağım. Sonra sizinle paylaşacağım bugün. Evet. Arkadaşlar ben arabaya bindim. Tamamen unuttum her şeyi. Ümit geldi, park etti. Ben hala tey. Makyaj mı yapacağım bir de? Hemen kaşımı tarayacağım. Bak şimdi makyaj dediğine bak. Hemen benim mükemmel içine soktun gözünü. Göz kalemim. Ümit içine sürüyorum. Ben onu bu göz kalemi biliyorsunuz. Beni çok albenili ve çok güzel gösteren. Sonra arkadaşlar kirpiğimizi kıvırıyoruz. Yani 1,5 saat gel yol bekle arabada Merve Hanım makyajı. Tamam,
bu kadar işte. Nedir yani? Bu, budur. Çok mu fazla? Bu mudur, budur. Yürek her şeyi sana buyurur. Bloğun geri kalanını izlemek için birkaç gün beklemeniz gerekecek. Çünkü şu anda bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.